Soramazsın bir kez daha izleyiciyle buluşuyor. 16 Aralık Pazartesi akşamı Unicol'de. Biletler Biletik'si. <laughs> Dur şimdi. Böyle gülüyoruz ediyoruz da birazdan sinirleneceğiz abi. Bir çişim yapıp geliyorum. geldim. Başlatıyorum. Ayak yerken seni öldüreceğini hiç Düşündüm, düşündüm çok düşündüm. çok basıyor beni böyle şeyler ya. Asliktir. Oh. Sağlık dinlenmez böyle bir insana, asla. Soram Aslı'nın yeni bölümünde Cemre ile birlikteyiz. Cemre bir şiddet mağduru. Hoş geldin Cemre. Hoş bulduk. Biraz kendinden bahseder misin? Adım Cemre. Erzurumluyum. Şu anda İstanbul'da yaşıyorum. 20 yaşındayım. Açıktan okuyorum, öğrenciyim. Bir yandan da çalışıyorum. Kimden şiddet gördün? Babamdan gördüm. Öz babamdı. Sürekli döverdi en ufak bir şeyde e, bir bahanesi olduğu zaman döverdi. Klima mı bozuldu bizden çıkarırdı. Sekiz kardeşiz hepimiz ondan şiddet gördük. Annen de şiddet uyguluyor muydu? Sekiz kardeşiz. Ben evin en küçüğüyüm. E, annemden başlayıp ta en küçüğüne yani bana kadar geldi bu şiddet olayı. Dövme, yani komalık etme durumu, hastanelik etme gibi bir durumları oluyordu. Çok kötü döverdi. Yani nasıl başladığını bilmiyorum çünkü çocukluğumdan bu yana hep şiddet gördüğümü biliyorum yani vurduğunu, dövdüğünü hep hatırlıyorum yani gerek psikolojik olsun gerek e fiziksel olarak şiddet olsun hep döverdi yani. Zamanla düzelir diye sustun mu? Sustum. Korkudan susuyordur. Düzelir diye susmadım. Bastırıldık, olduğumuz ortam, e çevre, aile aile olsun, akrabalar olsun hep bizi susturdular. Ama düzelir diye hiçbir zaman susmadım. Hani susmamın sebebi düzelir diye değil. Zaten düzelmeyeceğini her zaman inanmışımdır. Neden susturmaya çalıştılar? Üzerini kapattılar. Hani e, bildiğimiz normal toplum algısı <laughs> babadır. Döver de sever de. Ya bu ne demek ya? Babadır döver de sever de ne demek abi? bana açıklasın ya. Yani severdiği mantıklı bir kalıp içerisinde koyabilen bir millet döverdiği de nasıl koyabiliyor? Amına kudum bunu oğulları ya. Ya nasıl abi nasıl? Severdiği ile de, döverdiği nasıl aynı cümle içerisinde kullanabiliyorsunuz ya? Ya bunu onaylayan bir aile mensubu aklıma geldikçe sinirleniyorum. Yani yengesi, osu busu, dayısı, amcası. Olsun kızım ağzın burnun kırıldı ama babandır o senin. Benimki onunki baba da benimki ne amına koyayım ya. Böyle bir saçma bir şeyim mi var? Toplum algısı deniliyor bir de buna. Ona çok tilt oluyorum. Ne, ne, abi nesi kalıplaşabilir böyle bir şey? Ya dayan nesi kalıplaşabilir? Bak ben babamdan tokat yedim. Yedim abi. Tokat yedim. İyi ki de atmış. Ellerine sağlık. Dayak değil bak. Tokat yedim. Babam şiddet gösteren, babam sinirli bir adamdı, kuvvetli bir adamdır bilmem. Ben de sinirli bir insanım. Evet bazen şiddete meyillenebiliyorum ama şiddete meyillenmem kadın üzerine, aile bireyim üzerine değil. Sokakta oluyor, bana ibnelik yapan olan oluyor, bilmem ne oluyor. Bunlar ayrı şeyler, bunları ayır. Ayır. Ama elim ayağım hemen boş titremeye başlıyor ya. Yani şu nasıl bir mantık ya? Kocandır, döver, sever. Babandır, döver, sever. Ha dövdü. O ayrı bir mesele ama sevdiğin hiçbir... Ya izlemesek mi bunu ya? Vallahi izlemesek mi? Çok ciddiyim. Yani ben bundan ne yapacağım? Bunu izleyeceğim. Hep beraber sinirleneceğiz. Hep beraber üzüleceğiz. Ya bu farkındalık yaratmak veya bir şeyleri bak görüyor musunuz insanlar ne dayak yiyor? Ya da ne bileyim, gerçekten evinde dayak şiddet gören, dayak yiyen bir insanın varsa şu an chatte. Ben ona nasıl yardımcı olabilirim oğlum yani? Bu videoyu izleyerek. Yani bu üzerine izleyip de konuşulacak bir şey mi onu şu an kafamda filtrelemeye çalışıyorum. Yani bu şey değil ki. Empati yapıyorum şu an ben evde bir kadınım bir kızım bir kız çocuğuyum 20 yaşındayım. Fark etmez ya da erkeğim. Evde sürekli şiddet görüyorum. Sürekli, sürekli dayak yiyorum. Klima bozuldu diye dayak yiyorum amına koyayım. Şimdi ben ne yapmalıyım mı düşünüyorum. Tamam mı? Bir aile var. Boş beleş. Hiçbir sike aramayan bir aile var. Babandır olur döver de diyor. Aileden destek alamıyorum. Polise gitsem anlatsam durumu. Aile bilmem zımbırtlarını psikologlarını psikiyat. Böyle bir aile içerisinde onu da rahatlıkla yapamazsın. Kaçsan kaçabilir misin kaçamazsın. Daha büyük korku sahibi olabilirsin bilmem ne olabilirsin. Ne bileyim işte. Beni bulurlar beni daha kötü yaparlar. Ne yiyeceksin ne içeceksin. Kimin yanına gideceksin? Ya bir kere bu bir hastalık arkadaşlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Bu kansızlığın, bu şerefsizliğin, bu yıkıklığın, bu adam olamamışlığın milyon tane böyle kelime sayarım. Bunların hepsinin toplamı bu işte zevkine, etten püften, sebepsiz yere kadınını, kızını, çocuğunu döven adamların karşılığı bu. Bunlar orospu çocuğu abi tamam mı? Orospu çocuğu kelimesini şey alın alın anneye ilgili bir küfür değil. Bunu yapan adam budur abicim. Başka hiçbir açıklaması yok zaten bunun. Hiçbir şekilde açıklaması yok kelimesi yok. Yani ben kızımı dövüyorum ama bir sebebi var siktir git. Bunları çökeceksin ağzını burnunu kıracaksın adamın zevkini her gün nefes alıyorsun diye döveceksin. Bunu en güzel öyle anlatırsın. Selamun aleyküm, aleyküm, selam buyur. Bam vuracaksın. Başlayacaksın öyle dövmeye. Ertesi gün çıkacak yüzü gözü yamuk. Selamun aleyküm bam bir daha. Tekme tokat döveceksin. Sonra diyeceksin ki. Ya kardeşim sen. Bir sebep yok ya. Yani sen niye dövüyorsan biz de o yüzden dövüyoruz. Gel. Böyle takılacaksın o adama. Yıldırana kadar. Ha ama anlarlar mı bilmiyorum. Yani bu ona mesaj olarak geçer mi hiçbir fikrim yok. Aşırı şey oluyorum, kasılıyorum. Abi vallahi dayak mu? Ya abi dayak. Ya bilmiyorum. Yani yaşanıyor bunlar aile içinde. Cinnet geçirme denilen bir şey var. E, kendini kaybedebiliyorsun. İki fiske vuruyor sonra pişmanlıktan yığılıyor. E, o adamın psikolojisi, o kadının psikolojisi. Bunları tartışmıyorum. Ama şu kızın videoya girişini görmüyor musunuz oğlum? Kendimi bildim bileli dayak yiyorum diyor. Kendimi bildim bileli diyor. Bilmem kaç kardeşiz. Hepimiz sıra sıra dayak yiyoruz diyor. Ahmet bir sus lan. Dur bir. Yani bu ne demek ya? A Anlatamıyorum. Yani vallahi şu an varsa chatte bunları yaşayan şeyler, e bu tarz kişiler. Harbi çözüm üretelim yani. Harbiden kurtaralım sizi bundan yani. Başka hiçbir açıklaması yok. Geçen gün Twitter'da bir şey gördüm. E Neyse anlatmayacağım iyice. Asam kayacak. Bilmiyorum çözümüne varsa bilen yazsın ben bilmiyorum. Yaşamadım böyle bir şey. Çevremde de yaşayan olmadı. Benzeri şeyler oldu. Erkek arkadaşından şiddet gören oldu. Gittik amına koyduk herifin. Dövdük ağzını vurduk bıraktık. Konu kapandı. Ama bunu sürekli ailesinde yaşayan bir insan varsa ne yapmadı abi? Ya bu eğitim meytim geç oğlum ya. Bu eğitimle falan. Şu ara o kız dayak yiyor abi evinde. Öyle düşün. Ne eğitimi? Ya polise gittin tamam. Siminalı daha yakındır. Avukatlık bir sürü ofisim ofisi bir şey var. Bürosu var. Ya abicim bizim günümüzde şu hikayeleri biz görmüyor muyuz? Kadın gidiyor kocamdan şiddet görüyorum beni öldürecek diye şikayetçi oluyor. Bir hafta sonra on gün sonra bir ay sonra öldürülüyor abi kadın. Abi 18 yaş altında ise anne babalık haklarını kaybeder. 23 defa başvuru, 50 defa başvuran kapısında yatanlar var ya. Bak vallahi beni buradan çıkarmayın öldürecek beni diyor. Abuk sabuk muhabbetler yapıp yolluyorlar insanları. 3 gün sonra ölüm haberi geliyor. E bu kız sana geldi söyledi. MC Panda öyle olmuyor işler. Ondan sonra o kadına pis yatıyor amına koyayım. O geç onlar bizim şu an psikolojimizin söylettiği şeyler. Ya şiddete şiddetle karşılık veriyoruz gibi oluyor şu an baktığında. Ama benim sikimde olmuyor niyeyse. Böyle şiddete karşı şiddet göstermek benim hoşuma gidiyor ne yazık ki. Bayağı hoşuma gidiyor yani böyle. Hayır abi ben bu adamı alıp önünde oturup konuşacağım. Ya kardeşim. Yok ben de o, o mekanizma yok abi. Ölüm ile sonuçlanan bir bulmaş maçı... gözü. bu insanların net bir şekilde Tutuklanıp hapse girmesi lazım. Bunu kitlediğin abi hapse. Kimseye şiddet gösteremeyecek. Şiddetinde Allah'ını oradan görüyorsa görecek. Bu ama bu adamı bu aileden ayırmak lazım. Devlette de gidecek, bakacak bu aile. Tamam bu kısa vadeli çözümden bahsediyorum. Yoksa ben de biliyorum bu işin eğitimden yana olduğunu, sevgiden yana olduğunu. Bunun gerçekten yıkıklıkla bilmem neyle alakası yok. Burada bir sürü detay var abi. O kişinin psikolojik sıkıntıları var, hastalığı var, bilmem var. Bunları saymıyorum şu an. Neyse siktir edin şimdi. Kimsenin de yarasını değişmek istemiyorum ama yani bu sessiz kalınacak şeyler değil ha bunlar. Bunlar susulup. Ya şu mantık var bizim ya. Bizim toplumda şu mantık var aile içinde yaşanıyor. Sen karışma. Yanda çığlık çığlığa bir kadın duyuyorsun. Dayak mı yiyor, şiddet mi görüyor, işte ne, bıçaklanıyor mu, tecavüze mi uğruyor, ne oluyor? Aile içinde abi. Bize karışmak düşmez. E sen insan değilsin. Böyle bir cevap olabilir mi ya? Ha kendin cesaret etmiyorsan, korkuyorsan çağır polisi. Çağır polisi birlikte git. Açıklaması çok basit. Allah korusun eve hırsız mırsız girmiş birine zarar veriyoruz sandık. Ya o an belki ölümüne engel olacaksın onun. Ya da o evde o şiddeti sergileyen lavuğa bak bu evde olan oluyor ama biz sessiz kalan bir tayfa değiliz dedirttireceksin. Ya da gireceksin içeri amına kodumun çocuğu gücüne kadına mı yatıyor gel bana vur diyeceksin. Ya bir şekilde engelleyeceksin onu. Bizde öyle bir mantık var. Aile içinde abi. Olur öyle şeyler. Ya aile içinde olur ses yükselir, kavga çıkar, biri masaya vurar, biri cam kırar. Bunları ben de yaşadım. Bunlar yaşan bunlar yaşanabilir şeyler. Oraya onu fırlatırsın bilmem ne. Ama kimse kimseyi yatırıp da yere eşek sudan gelecek kadar dövemez abi. Aile içinde yani. Sen karını dövemezsin o şekilde. Sen çocuğunu dövemezsin. Senin biri karına veya çocuğuna böyle bir şey yaptığı zaman senin kulka dönmen lazım amına koyayım. Abi hapis çözüm değil diyorsun ya. En azından yapılabilecek en hızlı çözüm hapis benim için. Ama sen o adamı hapse sokup bir sene sonra salarsan hiçbir boka yaramaz o. Daha çok bilinip çıkar herif. Bilmiyorum ama ben bu videoyu izlemeyeceğim bu arada gerçekten yani şu tepkisiz durabilen kızı bile ağlatabildiyse bu ben yok ben buna şey oluyorum e, yani yay, yayın yapamam yani sikim evet belki üzerine konuşabileceğim bir şeyler var ama e, zaten konuşacağımı şu an kontrol edebildiğim kadar konuştum ben bu tip şeyleri bilhassa kadına ve çocuğa şiddete aşırı derecede e, psikolojimi kaybedecek seviyede takıntılıyım o yüzden bunu izlemek istemiyorum. Sadece bir şey şahit olduğunuz zaman birebir müdahale etmeye cesaretiniz yoksa bile bunu her yayınımda söylüyorum. Bir şekilde engel olun abi, kafanız var. Engel olursunuz. Zaten şeyden de tırsmayın. Yani gücü kadına yeten adamdan korkmayın abi. İki tane adam geldi mi ona böyle ee olur. Merak etmeyin. Ha yani psikopattır, manyaktır, gözün gözü dönmüştür. Siz de canınızı ortaya koymayın ama engel olun bir şekilde. Bir şekilde engel olun polisi var. Ya kapıyı çalıp kaçmak bile, kapıyı çalıp kaçmak bile o işi bir, bir nebze de olsa engellemektir. Bana sorarsanız doğru söyledim. Susmayın abi. Kulağınızı kapatıp oturmayın böyle. Ne mezarlığı?